Merhabalar, Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz. Öyle bir aşure yaptım ki, inanın bir hafta buzdolabında beklese dahi kararmayan bir tarif. Bütün malzemeleri hazırladım bir kenarda. E, buğdayı tencerede pişirirken, o arada diğer malzemelerini de teker teker ilave ederken siz de göreceksiniz. Fasulye fasulyeyi ilave ediyorum. Sonrasında e, haşlamış olduğum nohutu ilave ediyorum, kuru üzüm iyice yıkayıp biraz suda beklettikten sonra onu da ilave ediyorum, kuru kayısı çok küçük küçük kesip onu da yıkayıp suda beklettikten sonra ilave ediyorum, soyulmuş tuzsuz bademlerimi ilave ediyorum, bir elmayı çok küçük küçük kesmeye çalıştım olabildiğince ilave ediyorum. Çünkü zaten elma yumuşak olduğu için pişerken içinde eriyecektir. Hepsini iyice karıştırıyorum. Suda beklettiğim karanfilin suyunu ilave ediyorum. Bir 10-15 tane karanfili sıcak suda ıslatıp beklettim. Onun suyunu ilave ettim. Bir portakalın suyunu sıkıp ilave ediyorum. Bir portakalın kabuğunun rendesini ilave ediyorum. İnanın çok lezzetli oluyor. Bir çubuk tarçın içine atıyorum. Bir çay bardağı kadar kırık fındık ilave ediyorum. Bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Yaklaşık 3 su bardağı klasik su bardağıyla şeker kullandım. Ee, onu da zaten bütün malzemelerin listesini yazarken e, hepsini yazacağım detaylı bir şekilde. Aşuram kaynamaya başladı. Ee, yarım çay bardağı kadar süt ilave ediyorum. O da rengini beyazlatıyor. Aynı zamanda lezzet katıyor. Ben seviyorum sütü. içindeki çubuk tarçını bu aşamada alıyorum daha fazla kokusu yoğun olmasın keskin bir baharattır tarçın Muharrem ayının güzelliklerinden bir tanesi de aşuredir. Ben çok severek her sene yaparım. Daha çok büyük kazanla yaparım. Fakat bu sene pandemiden dolayı miktarını biraz az ölçüde yaptım. Aşurem iyice kaynadı. kıvam buldu. Yaklaşık yarım saat falan kaynadı. Ağzını kapatıp dinlendireceğim. Daha sonrasında servis için hazırlayacağım. Sizin de gördüğünüz gibi kıvamı, e, lezzetini de ben tattığımda emin olabilirsiniz ki gerçekten çok lezzetli. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Ölçüleri tam. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.